Mücadele oldu ve iki birlik bir yenilgiyle sahadan ayrıldınız. Liderin 9 puan gerisinde şu anda Galatasaray. Takımda neler oluyor ve neler olacak hocam? Vallahi sözü sizden alabilir miyiz? Demin söyledim, hayal değil ama hayal kırıklığı yaşıyorum açıkçası. Sınandığımız, hatta bir sınav verdiğimiz kesin. Diyecek tek bir şey var, o da sabır. Ama yapacak çok şey var açıkçası. Aldığımız hasara, ilk yarıdaki aldığımız hasarın elbet herkes kendi payına düşen bedelini ödeyecek. Ama mesele bu hasara rağmen ayağa kalkabilmek, buradan döndürebilmek, tekrardan eski halimize gelebilmek meselesi. Dolayısıyla şimdilik bu konuda söyleyeceklerimiz bu kadar. Çünkü maça şöyle baktığımızda daha 5. dakikada 2-0 öne geçebilirdik. Girilebilecek pozisyonun hele hele deplasmanda her türlüsüne girdik. Girmediğimiz gol pozisyonu, değişik bir gol pozisyonu yok. Ta 2-1'e kadar. 2-1'den sonra tabii ki zaten kontratakta yiyeceğiz. O çok doğal ama dediğim gibi girebilecek bir deplasmanda her türlü pozisyona girildi. Maalesef. Çok da tuhaf bir istatistik var. Bu kadar pozisyona rağmen kaleyi tutan topumuz çok az. Dışarı atmışız hep. Gol atamamışız. Sonuç olarak Göztepe'yi tebrik ediyorum. Aldığı 3 puan için. Biz de dediğim gibi bunun altından çok çalışarak kalkmayı deneyeceğiz. Hocam Galatasaray'ın 9 sezon görev aldınız. 8 şampiyonluk yaşadınız. Şu an puan farkı 9. Eleştiriler sonrasında bir yılda başarısız olma hakkım yok mu diye düşünüyorum. Güzel bir soru. Hem eleştiriyorsunuz hem soruyorsunuz. O da güzel. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Benim bugün nerede kalmıştık tweetinin tam 2. yılı, öyle mi? Demek yer altı aya bir kupa düşmüş. Neredeyse son geldiğimiz 8 yılda da böyle oldu. Ama ben düzgün, doğru, yapıcı, hakikaten katkıda bulunan her eleştiriye saygıyla karşılık verdim hayatım boyunca. Ama ne zaman iş belden aşağı veyahut kasıt veyahut arkasında bir şey var, önünde bir şey var, altında bir şey var anladığım anda kimse de çekinmeden her türlü mevkideki insan için gereğini söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Şu anda yarışıyoruz. Yoksa zaten bizim arkadaşlarımızın tarafından hepsi biliniyor. Ben de biliyorum. Zamanı var onların ama şu bir gerçek ki futbolda dün yok. Geçen sene de daha 3-5 ay önce de şampiyon olsanız, bütün kupaları alsanız, daha büyük takımlarda çalışıyorsanız pardon yok. Maalesef futbolun gerçeği de bu. Bunu da kabul etmek lazım. O yüzden üzülüyorum tabii. Ama çok üzülüyorum çünkü hiçbir hakkımız yok, böyle bir hakkımız yok tabii. Yani zaten arkadaşlar bizim ülkeye mahsus yükseldikçe veya başarı kazandıkça düşmanınız da artıyor. Çekemeyenler, yerinde gözünü olanlar, kıskananlar, işte biz niye olamıyoruz diyenler, bir sürü ya merhaba demedi diye bile bazen karşınızdaki sizin için kuyu kazan biri olabiliyor. Ben bunları futbolda dediğim gibi dünya hoş görüyorum ama dediğim gibi seviyesi eğer düzgün olursa biz de bir şeyler elde edebilirsek o kritiklerden hoşuma gider. Ama onun dışındaki hele hele bazılarını iyi tanıdığım için ben yani çok uzun yıllardır sıktılar. Ben de her kaybettiğimde ki ilk yarı için konuşuyoruz bunu. Çok şükür Galatasaray'da pek
kaybettiğim vaki değil ama. Ya arkadaş, ben de bu kadar kazanmıştım diyecek bir adam değilim. Onu başkaları takdir etmeli. Öyle bir adam hiç olmadım. Dediğim gibi dün yok, bugün de bu var. Bugün de böyleyse ben de eleştirileceğim. Bundan daha doğal bir şey yok. Yeter ki nezaket içerisinde ahlaklı olsun. Yani olaya vakıfsınız esasında. Çok olaya. Geçenlerde de söyledim. Belki olayın kendisi doğru ama yazdıklarınızın büyük bir kısmı doğru değil. Doğru gitmemiş oralara öyle şeyler. Demin söyledim cümlemin içerisinde. Ben dahil hepimiz bu gidişatın, ilk yarıdaki bu hasarın bedelini ödeyeceğiz. Bundan daha ben bu kadar açık ve net kendim bu bedelin içine sokarken herkes de bu bedeli bir kısmını ödeyecek. Ne yapabilirsek onu yapacağız. Tabii ekonomimiz, cezamızın şekli el verdiği sürece. Ama Allah nasip ederse ümit ederim düşüncelerimizi, planlarımızı uygulayabiliriz. Uygulamamız lazım Galatasaray için. Emre Mor'un bir sakatlığı yok. Gripti. İdmanlara çıkmadı. Ben de kadroya almadım. Arkadaşlar Galatasaray eksik olmamalı. Bugün çıkan kadro sizce eksik bir kadro mu? Tamam bir çok sakatımız var. Hani o olsaydı, bu olsaydı. Onlarla da Galatasaray kaybetti. Onun için eksikten ziyade Göztepe'nin de mücadelesini kazanmasını da bir kenara itmeyelim. Ama esas başka konuları biraz irdeleyelim bence. Acaba merak ediyorum bugün bizimkiler sonradan söyleyecekler bana. Şimdi kronometreyle tutmuşlardı maçı. Kaç dakika oynadık acaba? Veya kaç dakika oynanmadı? Sadece Göztepe maçı için değil. Her maçta ben bunu rica ediyorum. Her maçta. Oyun bu kadar durur mu arkadaş? Ya 5-1 yenilelim. 8-1 yenilelim. Oyun durur mu bu kadar arkadaş? Bu kadar yatılır. Hakem de buna bu kadar müsaade eder mi arkadaş? Hakem oyunun akışını, oyunun gidişatını en yüksek seviyede oyuna döndürmeye çalışan biri olmalı. Bak ben istiyor muyum bu sarı kartta ikinciydi atıldı hiç öyle bir işim yok benim. Onu zaten gereğini yapacaklar. Ama oynayalım arkadaş. Oynayana bir yol verin ya. Oynamayana bir dur deyin ya. Merak ediyorum. Bugün top oyunda kaç dakika kaldı? Nedenine gelince ben bir seminerde bir maçın en az 40-45 dakika oynanmadığını anlatmıştım. Kronu tutarak. Bir free kick 2,5 dakika. Bir faul 1 dakika. Bir korner 40 saniye, 50 saniye. Ne bileyim yani nasıl olacak arkadaş? Genel maçlar için söylüyorum. Sadece bizim maçlar için söylemiyorum. Tüm maçlar için söylüyorum. PTT Ligi'ni de seyrediyorum ben o birini de kendini atanlar, olmayan yerini vurulmuş gibi tutanlar. Söylüyorum, frikik almak istemiyoruz ya son saniyeler. Veyahut da yandan bir atış almak istemiyoruz. 2 dakikada baraj kurdurulacak, çizilecek, bilmem ne yapacak falan filan. Buralara bakalım biz. Yoksa kazanıyoruz, kaybediyoruz. Tamam da oynamaya devam edelim. Aksın şu oyun. İyi geceler.